Kanal 3 ekranlarından Seçime Doğru programına iyi akşamlar. Seçime Doğru programı bu akşam konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Başmakçı Belediye Başkanı adayı ve aynı zamanda halen mevcut başkan olan Sayın Ayhan Gönüllü konuğumuz olacak. Sayın Gönüllü'ye 5 yılda neler yaptığını ve seçmenlerin karşısına hangi vaatlerle çıktığını soracağız. Bunu da konuşacağız. Sayın Gönüllü hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. İyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle Kanal 3 ailesine buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Başmakçı ve çevre köy halkına ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bizi yurt dışından da izleyen Başmakçılı ve diğer illerden izleyen Başmakçılı kardeşlerime de saygı ve sevgilerimi sunuyorum İsmail Bey öncelikle. Sayın Başkan, şimdi 31 Mart'ta siz de 5 yılın karnesini alacaksınız. Evet, mutlaka. Seçmen, Başmakçılar karnenizi verecekler. Şimdi mevcut başkan muhalefete ve diğer adaylara göre biraz daha işi zor. Tabii, mutlaka. Çünkü diğer adaylar belediyenin yaptıkları yapamadıklarıyla eleştiri yaparken neler yapacağını çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Siz neler yapacaklarınızı söylerken yaptıklarınızı referans olarak anlatmak zorundasınız. Evet. Yani mevcut başkanın işleri biraz daha diğer adaylara göre biraz daha zor. Bu yüzden siz seçmenlerin karşısına çıkarken her gün geziyorsunuz. Ev ziyaretleri, ne bileyim kendi seçim ofislerinizde, evet, sokaklarda gezerken 5 yılda neler yaptığınızı anlatıyorsunuz. Gelecek 5 yılda neler yapacağınızı anlatmadan önce. Evet. İsterseniz kısaca bu programın başında 5 yılda neler yaptığınızı anlatalım Sayın Başkan. Ben öncelikle şunu da baştan söyleyeyim. Biz 5 yıllık dönemde biz hiçbir zaman seçilmiş ve şu anda mevcut belediye başkanı olaraktan eksi olaraktan görmüyoruz. Çünkü biz 5 yıllık dönemimizde 2014 mahalli idareler seçiminden başladığımız günden bugüne kadar hala çalışıyoruz. Biz hiçbir zaman kendimizi seçime nasıl olur, seçime nasıl hazırlanırız diye yapmadık yaptıklarımız işleri. Sürekli biliyorsunuz ilk bizim göreve geldiğimizde ilçemiz tamamen bir çamur meydanıydı. İşte kanalizasyon yarım kalmış bir kanalizasyon ve yeniden başlayacak bir su altyapısı. Tabii bunlarla birlikte büyük bir şeyin yükün altına girdik. Ama ben her zaman şunu söylüyordum, her yerde aynısını söylüyorum. Biz bu işi severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Her zaman da severek yaptık. Bizim geldiğimizde, buradan sevgili hemşehrilerime gene söylüyorum, kanalizasyon baca sayısı 700'dü. Biz müteahhitler ısrarla, biz rakam vermeyip şu kadara anlaştık, bunun haricinde yapmayacağız diye ısrarla bize söyledikleri halde biz ilçemizde 1800 bacaya ulaştık. Her eve bir kanalizasyon bacası koydurduk. Peki Sayın Başkan, şimdi Başmakçılara bunları anlatıyorsunuz siz. Yani geçmiş dönemde eksiklerin neler olduğunu ve bu eksiklerin sadece sizin örnek verdiğiniz kanalizasyondaki o 700 baca vardı diyorsunuz. Bu bacanın haricinde ne bileyim bunları yapıldıktan sonra çamur deryası dediniz meydan. Tabii öyleydi. Şimdi bunu sevgili başmakçılar da biliyor yani. Peki Sayın Başkan. Biz göreve geldiğimizde İsmail Bey hakikaten de Başmakçı yükü ağır bir ilçeydi. Biz hiç yılmadık, yorulmadık. Her zaman dedik ki biz mazeret üreten değil, icraat yapan belediyecilikle sizlerin huzuruna çıktık dedik. Ve dediğimiz gibi biz sadece kanalizasyon değil, suyu da bitirdik. Yani biz ilk iki yılımızda hakikaten de çok mücadele ettik. Kanalizasyon, işte altyapı su çalışmalarında tamamen öyle bir mücadelemiz de geçti. Bunlarla birlikte bunları yapıyorken de üst yapının nasıl yapılacağını ben Pamukkale Üniversitesi'nden hocaları getirdim. Projeleri onlara yaptırdım. Belediyemizden 1 lira para çıkartmadan gene. Peki Sayın Başkan, mesela sizden önceki başkan da altyapısının kendisinin zamanında tamamlandığını... Hayır. Onu sevgili başmakçılar da biliyor. Buradan bizi izliyorlar. Altyapı çalışması bizim geldiğimizde kanalizasyon %50 idi. Ve su, yeraltı su kanalı yenice başlamıştı. Sadece ve sadece ana hattan borular, malzemeler yıkıldı, o şekildeydi. Komple Başmakçı'nın içi bizim dönemimizdedir. Su da bizim dönemimizdedir. Biz kanalizasyonu her eve bir baca yaptık.
1840 tane baca koydurduk. O zamanki maliyeti 2,5 milyonluk olan ihale ise biz bunları bunun içinde nasıl cüzi fiyatı yapabiliriz diye düşünerekten ileride Başmakçı'nın çevresindeki konutlarda kesinlikle kanalizasyon sorunu olmaması için arsalara dahi baca koyduk. Yani şu anda Başmakçı'da altyapıda herhangi bir sorun? Kesinlikle. Kaç yıllık bir çözümdü bu Sayın Başkan? Yani ben şunu da şuradan söyleyeyim. Yani kimse kusura bakmasın, beni de yanlış anlamasın. Keşke bunları yaparken, bu projeyi yaparken yağmur suyu bacalarına yapılsaymış ilk baştan. Başına geçerken. Hiçbir daha geri dönmeseymişiz. Şimdi biliyorsunuz yağmur suyu da kanalizasyona kaçıyor. Tabii. Öyle de böyle de kaçıyor. Ama bu ilk baştan bu şekilde bir çözüm üretilmiş olsaydı bir daha hiç geriye dönmezdik. Belki bunlar 20 senelik, yani ilçenin 20 senesini kurtarabilir. Peki Sayın Başkan, şimdi biraz da yapacakları anlatırken zaman zaman geçmişte atıfta mutlaka bulunacağız, bir şey yaparken geçmişte neler yapıldı diye. Peki Sayın Başkan, Dur İsmail Bey, onlara girmeyelim daha. Peki Sayın Başkan. Dur İsmail Bey, daha biz yani Başmakçı'da sadece su kanalizasyon değil ki yaptıklarımız. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan biz büyük bir belediye parkı yaptık. O zamanki bedeli 750 bin lira hibeydi. Biz bunu 5000 metrekare olan yeri 7500 metrekareye çıkardık. Belediye imkanlarıyla tamamladık. Akabinde işte kapalı bizim halı sahamız vardı. Halı sahamız atıldı, onu yaptık. Gençlerimizin hizmetine sunduk. Efendime söyleyeyim, bütün mahallelerimizde yeşil alanlar oluşturduk. Üst yapılarımızı yaptık İsmail Bey. 250 bin metrekare taş döşedik biz Başmakçı'da. Böyle dile kolay o. Yani basit gibi geliyor ama değil. Hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmadık. Belediyenin borcu olur. Vatandaş borcunu belediyenin ne diye sormaz. Çokmuş Sayın Başkan borcunuzda. 30 milyon yakın borcunuz varmış. Pardon bak şimdi. İsmail Bey onu da tabii söylüyorlar. 30 milyon çünkü biz... Şu kamera var ya beni görürse ben Başmakçı'da Başmakçı Belediyesi'nin resmi borcunu göstereceğim. Bakabilir miyim Sayın Başkan? Efendim bir saniye. Başmakçı Belediye'mizin resmi borcunu göstereceğim size şimdi. Bu 15.4.2014 tarih. İsmail Bey. Net borcumuz. Buyurun. İller Bankası imzalı bugün geldi yazısı. Belediyemizin net borcu olur. 6 milyon. Onaylanmış kullanım kredi tahsisi evet. Var. 2 milyon 700 bin lira sukap olmak üzere. Evet. 6 milyon 113 bin lira borcu var. Toplam borcumuz var. Lütfen onu kameraya gösterelim İsmail Bey. Şöyle çıkartayım ben aylanları. Evet. Zaten bunu belediyenizin zaten resmi sitesine koyabilirsiniz. Tabii. Ben isteyene diyorum ki gelin belediyeye. Bunları diyorum dışarıda konuşmanın yani bu ufak muhalefet yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü gerçek burada. Gerçek orada. Bana sorun. Ben itfaiyeyi getirdim. Hibe. Efendime söyleyeyim. İşte silindir getirdik. Hibe. Krayder getirdik. Belediyemize kazandırdık. Hibe. Efendime söyleyeyim. Çöp arabası getirdik. Sıfır. Hibe. Kepçe getirdik. Hibe. Hep hibe sayıyoruz değil mi İsmail Bey? Yani arıcaz getirdik. Hibe. Para vermedik. İşte efendime söyleyeyim. Yaşlıların bakım aracını gene 1 liraya belediye biz hibe ettik gene. Kendimiz aldık paramızla. 1 liraya biz hibe ettik. Gene bunun akabinde yeni Adana'dan otobüs getirdim. Hibe. Hibe. Şehir içinde oğlum şeyleri yapsın, gelsin işte ihtiyacı olanlara kullanılsın diye. Biz belediyeciliği ben isteyerek ve severek yapan bir insanım. Benim kendi çocuklarıma belediye ayırdığım zaman kadar zaman hiçbir ayırmadım dersen ki gerçekten de yalan değil, doğruyu da gerçeği de olur. Bizi biyogazla eleştirdiler. İşte biyogaz yalan söylüyorlar. İşte seçim vaadinizmiş Sayın Başkan o da. Seçim vaadi diyorlar. Değil. İsmail Bey biyogazı yapabilmek için en az 60 yerden izin alındı. 3,5 yıldır biz bununla uğraşıyorduk.
Sayın Kemal Bey bugün belki bizi izliyor. Biyagoz, BİODE'nin genel yönetim kurulu başkanı. Dün o beni tekrar aradı. Başkanım dedi, eğer dedi kanalda benim bağlanabileceğim pozisyon olursa ben kanalda bağlanırım dedi. Şantiye kuruldu. Artık yani seçim şantiyesi değil o. Hayır. Ya seçim şantiyesinde 400 milyar harcanıp konteyner konmaz. Peki neden o zaman bu eleştiri var? Bu seçim vaadi olarak görülüyor. O sadece siyasi. Siyasi eleştiri. Şimdi sen ne diyeceksin? Bir şey bulamamışsın. Diyorum ki ya işte biyogazı böyle yapıyor. Değil efendim. Peki Sayın Başkanım, biyogaz Başmakçı'ya ne katacak? Onu da çalın o zaman. Onu da çalın. Biyogaz tesisi Başmakçı'ya kanatlı, büyükbaş, küçükbaş hayvan atıklarının. Sizin orada da oldukça fazla. Kesinlikle fazla. Bizde sinek sorunu var. Koku sorunu var. Bunlardan dolayı sürekli şikayet var. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Bu biyogazla 3,5 yıllık bu süreçte bunu, tabii devlet büyüklerimiz de bunu çok iyi biliyor. Bunun prosedürünün uzun olduğunu herkes biliyor. Bunun işte Çevre Bakanlığı'ndan, tutun Tarım Bakanlığı'ndan, Mera Tahsisi'nden. Yani o derece değişik ve şey, çok amaçlı bir tesis bu. Biz bugün biyogaz tesisinde 8 megabayt demek, bu bölgede en büyük tesis demek. Bu elektrik üretimi yapacak. Bu üretimden, elektrik üretimi ve bu karışımdan elde edilen sıcak suyla, buharla yan tarafına sera yapılacak. Sera da istihdamlar olacak. Kesinlikle. 25 dönüm sera projeleri var 12 aylık. Hani 3-5 aylık falan değil. 12 aylık sera projeleri var. Siz de biliyorsunuz ya, serada, ufacık bir serada, yani bir degar serada 8-10 kişi çalışıyor. Burada 25 degar sera. Bu bir istihdam gene. Yani bu basit bir yatırım değil. İsmail Bey, bu yatırımın ilk zamanki maliyeti 80 milyon TL. 80 trilyon. Bugün dolar kuru arttı. İşte o artmalardan dolayı biraz bizim firma, Kemal Bey dedi ki başkanım, yani öyle bir yükseldi ki dedi makine fiyatları. Bundan dolayı 3-5 aylık bir bekleme bundan oldu. Dolardaki kuru oynamaları. Tabii kuru oynamaları. O da sonuçta iş adamı. Tabii. Sen kendin ateş atıyorsun ya. Şimdiki o günkü 80 milyon, bugün 120 milyon. Yani büyük rakam bununla. Ve Başmakçı'da, Başmakçılılar şuna emin olsun. Biyogaz tesisi son hızıyla yapım aşamasında artık. Çünkü Eylül ayında devlete elektrik vermek zorunda. Haricinde yok. 9. ayın sonunda. Tabii. Yani elektriği vermek zorunda. Aşağı yukarı bir 5 ayda bitecek bir proje. Kesinlikle. İşte Başmakçı'da bu işlerle uğraşan, betonla uğraşan veyahut işte beton santralında görüştüler. Onlarla, bunların betonu da farklı. Tabii. Yani inşaat bize, normal ev yaptığımız inşaatın, hayır, betonu değil, evet, bu. Evet, değil. Adamlar her şeyi ayarladı, her şeyi hazırladı. Ben Başmakçı'dan şunu istiyorum. Biz kesinlikle riya yok. Yalan yok. Benim en güzel özelliğim, söz ne verdiysem ben onu yaparım. Yıllardır da böyleyim. Bana hiçbir kimse şunu söz verdim bunu yapmadın diyemez. Diyemez ya. Hakikaten ne yaptık ya? Herkese dokunduk biz. Herkesin yanında olduk. Ya bugün bizden önce cenaze hizmeti yoktu. Biz bugün onu yapıyoruz. Bebek doğduğunda hoş geldin bebek diyoruz, yanına gidiyoruz. Bugün şehir stadyumu yaptık Başmakçı'ya. Spor Toto'dan hibe aldık. O da hibe tabii. 1.400.000 bedelli. Peki Sayın Başkan, bu aldığınız hibelerle Başmakçı'nın bütçesi yetmez herhalde, değil mi? Kesinlikle yetmez. Belediyemizin 17 milyon bütçesi var. 16 milyon bütçesi var İsmail Bey. 16 milyon bütçesi olan bir belediye 16 milyon borçlanamaz. Bunu buradan Başmakçı'ya açık açık söylüyorum. 16 milyon bütçesi olan bir kurum ancak 8 milyon borçlanır. Hiç kimse boşuna nefesini tüketmesin. Biz bunları devamlı söylüyoruz. Ya bugün petrol ofisine akaryakıt tankeri aldık biz 400 bin liraya. Daha önceki tanker değişmek zorundaydı. O değiştirilemedi. Mevzuat gereği. Mevzuat gereği yenilenmesi gerekiyor.
400 bin lira verdik, onu aldık İsmail Bey. Ya 8 tane sıfır Mercedes Sprinter otobüsü aldım ben. Hangi belediyede var çevrede? Baksınlar herkes. Benim başmakçılım, benim hemşehrilerim her şeyin en güzeline layıktır. Eski arabada, sıcakta şeyde gitmesin kardeşim. Hem yakıttan tasarruf ettirdim. Borcunu kendisi ödedi. Borcunu ödedi. Tabii. Bitirdim borcunu. Hem de fısır fısır klimalarla gitti geldi benim başmakçılım. Benim başmakçılım her şeyin en güzeline layık. Ben bunu açık ve net söylüyorum her yerde. Ve gelecek dönemde Allah bize nasip ederse 31 Mart mali idareler seçimlerinden sonra teveccüh bize olursa biz gene aynı şekilde hiç durmadan icraatlarımıza devam edeceğiz. Devam etmek de zorundayız. Başbakçının İsteyerek yapıyoruz. Yok. Severek yapıyoruz. Ya benim ekibim de öyle. Bugün Tavukçuluk Kooperatifi'nin başkanı. Yani benle yani büyüyen, kendini ispatlamış insanla biz bunları görerekten hiç kimse kusura bakmasın. Bizi kimse durduramaz çalışmaktan. Biz çalışırız. Ben Başmakçı Belediye Başkanı olduğum günden, o günden bugüne kadar hiçbir zaman durmadım. Ben gece sabah ezanında kalktım, Ankara'ya gittim. Gece 12'de 1'de evime geri döndüm. Aynı gün. Hiç ayrı kalmadım Başmakçı'dan. Ben özel gezilere gitmedim hiç. Sadece Başmakçı'ya hizmet etmekti gayem. Gene de aynı, gene de Başmakçı'ya en güzel hizmetleri ben getireceğim. Buradan Başmakçı'yla söz veriyorum. Gene en güzellerini yapacak. Meydana bir ay yıldız yaptım. Onda da çok şey var Sayın Başkan. Bak. Ay yıldız, burada ne gerek vardı bu meydanda? Ay yıldız gökte olmalı, yerde ne işi var? O türde şeyler var başkan. Ha, ilk etapta yerde gözüküyordu. Şimdi artık büyük oldu. Göve yükseldi, arşa yükseldi. Ay yıldızım orada yapma sebebim orayı ışıklandırmak, orayı güzelleştirmek. Oralara bankları koyup bizim akşam öğlenle ikindinden sonra yaşlılarımız, camiden çıkanlarımız gelip oturacak orada ya. Huzur bulacak. Orasını yeşil alan ettik. Daha öncesi orası tören alanıydı. Tören alanı yılda iki sefer tören yapıldığından dolayı yani hiçbir şey yapılamıyordu. Biz orayı yeşil alan ettik. Orası şimdi yeşil alan oldu. Tören alanı değil, halkın alanı oldu. Evet, benim vatandaşımın alanı oldu orası. Sevgili Başmakçılıların alanı oldu. İçinde ay yıldızın, ayın içinde kütüphane var. İsmail Bey, 23 Nisan'da, 29 Ekim'de çocuklarımız o kütüphanede olacak. Orayı dizayn ediyoruz içini. Biraz da çocuklarımıza faydalı olalım. Hiç mi kütüphanesi olmasın Başmakçı'nın? Meydanda daha güzel değil mi? Okumak kadar güzel olan bir şey var mı? Peki Sayın Başkan, bu eleştiriler... Güzel şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Eleştiriler canınızı sıkmıyor mu? Hayır, hayır. Kesinlikle. Ben bakıyorum işe. Ben de soruyorum. Benim de sorduğum kesimler var. Ha, ben doğru yoldayım diyorum. Eleştirene bakıyorum. Bana bunu çok güzel yapmışsın diyene bakıyorum. Aralarındaki farkı siyasi. Sadece siyasi ben nasıl bunu eleştirebilirim zihniyetinde olan kişilerle bu konuyu tartışmıyorum bana. Hakikaten de tartışmıyorum, tartışmam da. Ben o parkın olduğu yeri, bizim bir de diktiğimiz bir ay yıldız var. İsmail Bey, o ay yıldızı normal yerden yaptıralım dediğimizde 26 bin lira para istediler bize. Benim personelim yaptı onu. 5-6 bin lira masrafla demirleri getirdik, her şeyi kendimiz. O da maliyeti. Evet, maliyetine yaptım onu da. O bölgeyi belki kapatacağım ben. Trafiğe. Orası yürüyüş alanı olacak. Postanenin oraya kadar. Aşacağım her tarafını. Yani insan biraz nefes alsın. Nefes alsın ya. Başmakçı artık rahatlasın. Belediye parkı yaptığımızda insanlar oradaydı. Sürekli. Akşam ailesinde çıktı insanlar. Düne kadar bizim evlerden kimse çıkmıyordu ki. Bir misafir geldiğinde adam diyordu nereye götüreceğim? Ya işte Dinar'a gidelim. Bugün Dinar'ın su çıkanından daha rahat, daha huzurludur benim belediye parkım. Neden huzurludur? Herkes kendi halinde. İstediği gibi geliyor. Yani orada kendisi yiyeceğini de getirebiliyor. Çayını yapıyor orada kendisi. İstiyorsa büfeden alabiliyor.
Onlara hizmet eden elemanlarımız da var. Yani ben burada bir de bir şey daha eleştiri, en büyük eleştiri belki size ulaşmıyordur. Biz, çünkü Başmakçı'da biz bu yaklaşık 3 haftada 4 kere falan geldik. Evet. Biz de halkın içinde biraz gezdik. Evet, evet mutlaka mutlaka İsmail Bey. İşçi sayısında özellikle bizi eleştiriyor sıra bazı yani arkadaşlarımız. Ben gülüp geçiyorum onlara da. Kaç personeliniz var? Arkadaşlar 82 personelim var belediyede. 82 personel. Peki iddia edilen rakam ne? Onlar 150 diyor, 140 diyorlar, 130 diyorlar, adam oturuyor diyorlar. Kardeşim ben diyorum ki bana en yakın belediye benim yüz ölçümüme göre 1/3'dir. Benden 2 kat personeli var fazla. Burada benim 82 personelimin içinde otobüs işletmem var. Şoförleriniz var yani. Tabii. Petrol ofisim var. Benzinlik, bekçi, gece bekçisi yok, pompacısı, şunu bunu hepsi. Hepsi full. Efendime söyleyeyim park çalışanlarım var belediye parkında. E canım bunun temizlik işçisi var, memurları var. Memur sayımı söyleyeyim sana 29. Benim devraldığımda kadrolu işçi sayısı 15'ti. Bugün kadrolu işçi sayısı 8. Yere düşürdün. Şimdi bu 7 tane eksilen işçinin maliyetine 20 tane normal işçi çalıştırıyorsun. Doğru mu İsmail Bey? Yani rakamlara bunlar, bakınca öyle. Rakam bu. Bunlara büyütmenin yani Başmakçı'da herkese koşuyoruz. Herkesin evinde, her şeyinde. Ama lütfen yani Başmakçı'daki benim çalışan personelim size şurada açıkça söylüyorum. Bütün belediyedeki personel, bütün Afyon ilindeki personellerin hepsine kıyaslarım. Vallahi de billahi de onlardan 2 kat fazla çalışmıyorsa. Sayı bu. 83 kişiyle bütün Başmakçı. 82 kişi. 82. Ben de 83. 83 kişiyle. Ben 2 sayılıyorsam 84. Siz de tek sayılır hepiniz 83 yani, olarak Başmakçı için. Yani İsmail Bey benim demek istediğim bu. Sevgili hemşerilerime, Başmakçılara şunu söylüyorum. Lütfen biz çalışıyoruz. Siz de el uzatın bize. Biz herkese dokunmak istiyoruz. Herkesin yanında olalım. Acı gününde, tatlı gününde, düğününde, her şeyinde biz yanındayız. Koşarız insanlara. Benim kapımdan kimse ben başkanın yanına giremedim diyemez. Herkes girer. Ben böyle makamda yoksam zaten sokaklardadırım. Geziyorumdur oralarda. Görürler beni herkes. Ben böyle bir belediyecilik yapıyorum. Büyük bir Allah'tır. Peki Sayın Başkan şimdi önümde sizin seçim broşürünüz var. Seçim vaatleriniz var. Keşke 2014'ü de getirseydiniz de onları da size soracak. Öbür programda rica edeyim. 2014'e getirirseniz. Orada bir tane eksiğim var yapamadım. Onu soracaktım ben yapılıp yapılmayan yani neler var diye. Bir tanesini yapmadığımız eksiğimiz var İsmail Bey. Neydi o Sayın Başkan o? O da üniversite binamızdı. Kabası yapılmış. O işlenip hazır hale getirilecekti. Bir onda eksiğimiz var. O dönemde de bu. Olmayan fazlalığınız neler var? Her şey. Orada fazlalık çok. Peki o zaman biz 2019'a geçelim Sayın Başkan. Biyogaz ve serayı anlattık. Evet, biyogaz ve sera. Şimdi İsmail Bey, biyogaz da çok basit gibi görünür ama 6 tane, 8 tane. 2, 4, 6, 8 tankımız var. 8 megawatt. Şimdi bu önümüzdeki içinde 4 tanesi kuruluyor. Şimdi Sayın Başkan bu sanırım bir temsil proje. Yani bu projenin aynısı olacak tabii mı? Tabii. Biyodan firmasından aldığımız proje bu. Bioden'in bu. Bioden'in kendi projesi. Bioden'in kendi projesi bu. Şimdi şuralarda bak bu alan da kendi alanlarımız ayrı. Şu bölgede şantiye kurulmaya başladı. Peki Sayın Başkan 5 ayda bitecek mi bu tesis? Tabii. Bu çok zor bir tesis değil. Bu betonla yapılan bir tesis. Anladım. Ve paraya bakar. Tabii paraya. Para varsa her şey biter. Peki Sayın Başkan yine biraz önce zaten uzun uzun anlattığınız serayla düğün salonu projesi. Evet. Ona geçelim. Şimdi ilçemizin yıllardır o düğün salonunda hakikaten de sıkıntımız olan bir problemimiz. Bugüne kadar da yapamamamızın sebebi mutlaka belli. Vatandaşımız, sevgili Başmakçılar bunları çok iyi biliyor. Yani bu kadar şeyin içinde bunları bitirip artık ikinci dönemimizi Allah bize nasip ederse artık insanlarımızın karşısına sosyal etkinlikler, sosyal projeler ve bizim Başmakçılarımızın, gençlerimizin nasıl kahve köşelerinden kurtulur hesabını yapacağız artık. Düğün salonumuz.
Yani bu tamam, bu düğün salonu biz bir yerden aldık ve gösteriyoruz. Tabii canım o yani. Yani tabii bunu kimse diyemez. Böyle bir yani ilçemizin eksiği bu. Bununla ilgili biz gerekli çalışmaları yaptık. Düğün salonunu yerimizde kafamızda tasarladık. Şu anda da onu da açıklamıyoruz. Kaynağınız mevcut. Tabii. Belediye imkanlarıyla yapılacak tabii. Belediye imkanlarıyla gene. Yok ki. Yani hakikaten bununla yok, belediye imkanları. Yok belki sen bir yere hibe yaptırsın. Yani tabii bir yerden para alacağız buna. İsmail Bey almak zorundayız. Yine buluruz onun parasını Allah'ın izniyle. Bize çok dediler İsmail Bey. Siz yolları daha yapamazsınız dendi bize. Güldük geçtik hep biliyor musun? Ama bugün yolları da yaptık. Mutluyuz. İnsanlarımızın ve bizlere güvenen insanların hiçbir zaman başını yere eğdirmedik. Eğdirmeyeceğiz de inşallah. Bundan sonra da gene aynıyız. Hiç kimseyi şu oy verdi, bu oy verdi, şu vermedi, bu etmedi diye kesinlikle hiçbir zaman dışlamadık. Her zaman yanlarında olduk. Biz de alo dediğinde hep koştuk ya. Kim olursa olsun A, B, C de. Seçim saatlerine girdik. Yani seçimde 20 gün kaldı. Hala partinizin özeti yok. Ha bak. Yani ben sadece partimin bütün başmakçılarını oynayan evet, talibim. Kesinlikle ben. Yani dikkatimi çekti. Kesinlikle yani artık benim buradaki rozetim aynı. Ben bugün belediye başkanıyım ve aynı şekilde benim sayın genel başkanım geçen toplantıda bir şey zikretmişti bize belediye başkanlarına. Böyle dedi ki bakın arkadaşlar dedi. Sizler belediye başkanısınız. Kendi işinize bakın. Vatandaşa verdiğiniz vaatleri yerine getirin ve vatandaşların içinde olun. Seçim şeyine girmeyin yani. Biz sizden bir şey istemiyoruz dedi Sayın Genel Başkanım. Hakikaten biz böyle bir partinin belediye başkanlarıyız. Böyle bir liderin belediye başkanlarıyız. Ben o vallahi şeref ve onur duyuyorum böyle olmakla. Hiçbir zaman geri döndürülmedik. Ne istersek vardığımızda yapılabilecek ne varsa bizim önümüze seriyor. Bizim genel merkezimiz, genel merkez yöneticilerimiz. Genel başkanımızın talimatı öyle. Bizim gayemiz Milliyetçi Hareket Partisi belediyeleri olaraktan hakikaten şeffaf, dürüst bir yönetimle az parayla çok iş yapmak hedefiyle yürümek. Ve bunları da başarıyoruz. İnşallah daha da güzel işler yapacağız ilçeye. Peki Sayın Başkanım, küçük sanayi sitesi projesi. He, onda da buradan sanayi esnafımıza buradan o müjdeyi de vereyim. O küçük sanayi sitemizle ilgili kesinlikle bizim sanayimiz şu anda çok kötü bir durumda. Kötü durumda derken yetersiz artık. Dışarıdan ustalar gelecek, yeni yer istiyorlar. Mevcutun yanına mı yapılacak Sayın Başkanım? İşte he, onunla ilgili yeni bir yer tahsisi hazırlıyoruz. İşte, onun devamı gibi olacak. Tabii sanayi esnafımızla birleşeceğiz. Oturacağız ve birlikte karar vereceğiz. Tek başımıza karar yok şeyde sanayide. Esnafımızla oturup yani güzel bir sanayi yaparak da belki kooperatifleşebiliriz. Herkesin kendinin de olabilir. Başmakçı kooperatifleştirme bayağı yaygın zaten. Evet. Ve başarılı da. Kesinlikle. Başmakçı başarılı bu konuda. Aha. Biz bunu da yapabiliriz. Sanayi esnafımızın, en büyük sanayi esnafımızın bizden istediği sanayi dükkanları. Bunları da yapacağız inşallah. Uçuk bir şey söylemiyorum İsmail Bey hiçbir zaman. Peki, yapabileceğim şeyleri söylüyorum. Sayın Başkanım, biyogaz 2019 Eylül'de evet, devletle yaptığı protokolü de zaten vermek zorunda. Kesinlikle. Yani bu 5 ay sonra bitiyor. Bitecek. Öyle de böyle de 5 ay içinde onu bitirmek zorunda. Seneleri tamamla aşağı yukarı bir 2 yıllık süreç içerisinde ha, orası. Senin tabii akabinde olacak. Yani neden? 2 yıllık bir 3 yıllık bir süreçtir ha, bu. Tabii. Ama biyogaz var. Düğün salonu ne zaman biter Sayın Başkan? Efendim düğün salonunu inşallah benim en büyük hedefim düğün salonunu bir an önce yapmak. Tekrar iktidara geldiğimizde 2019 yılında ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü yok. Bizim Tavuşçuluk Kooperatifi'nin toplantı salonumuz vardır yukarıda. Kışın nişanlar şeyler toplantılar orada oluyor. Biz onun için Başmakçı'ya yakışır bir düğün salonu bir şekilde yapacağız. Yapıcı projenizde var. Kesinlikle var. Sanayi sitesi projesi. İşte sanayi sitesini. Gerçi bunu, siz bunu 5 yılda yapacağım diyorsunuz da ben de burada soruyorum sizi 1 yılda diye sıkıştırmayayım mı? Tabii sizin, tabii. Sizin 5 yıllık bir süreciniz hep bütün hepsini aynı anda. Yapamazsın İsmail Bey. Tabii bunları bir şeye artık periyodik aylara ve yıllara bölüp İlk etaptaki düşüncemiz düğün salonu. Peki Sayın Başkanım. Biyogaz. Yaşlı bakım evi projesi, ağaçlandırma, kreş, güneş enerjisi, kapalı spor salonu. Baktığımız zaman projelere Başmakçı'nın hep sosyal hayatıyla ilgili. Kesinlikle. Kesinlikle. Alt bitti mi Sayın Başkanım? Tam bitti. Artık şu anda altyapımız bitti.
kısmi olarak üst yapımızda bazı yapılacak mahallelerimiz var. Çağlayan Mahallesi'nde var bir yerimiz. Yani böyle yani onlar da inşallah... Küçük şeyler yani belediyenin yoğunluğunu, zaman yoğunluğunu almayacak projeler tabii var diyorsunuz. Kesinlikle. Orada yani lokal yerler var. Kesinlikle lokal yerler var. Orada da büyük bir ihtimalle Diner Başmakçı yolu oranın yeni stabilizesi çekilerek de satıyı kaplama biliyorsunuz şimdi orası. BSK olacak, sıcak kaplama olacak. Onunla birlikte onlar geldiğinde de ben onlara yalvarı yakarız. Allah razı olsun deriz arkadaş. Çok severim Karayolları Bölge Müdürümüzü. Buradan gene teşekkür edeyim. Sayın Müdürümüze destek olur. Ufak tefek yerlerimizi asfalt ettiriveririz. Burada açıkça söylüyorum. Şimdiden bunu istemiş oluyorum herhalde kazanırsak. Yaşlı bakım ve aşevi projesi Sayın Başkanım. Şimdi yaşlı bakım ve aşevi projesinde bizdeki arsası bize tahsis edildi. Bir tane yaşlı vatandaşımız dedi ki sayın bizden önceki dönemde herhalde Sayın Ali Gartçı döneminde arsayı hibe ettiler oraya. Biz de oraya bu bizim GES projesinde yapacağımız elektrik santralinin geliriyle biz orada bakım evi ve aşevini düşünüyoruz. Yani bir yerden gelen parayı tabii. Farklı bir yerde. Farklı bir yerde. Peki Sayın Başkan, GES projesi biraz meşakkatli bir proje. Değil. Benim bitti o. Bitti mi? Tabii, onu soracağım tabii, çünkü. Tabii. Şu anda bütün sıfırdan işlemleri... proje mi başlayacak? Hayır. Yer tahsisi bitti. İşte GES ile ilgili ruhsatlarımız alındı. Her şeyimiz bitti. Sadece işte seçim dolayısıyla İller Bankası'ndan şu anda bir destek olmadığı için bunu İller Bankası... Bir megabayt. Gene iyi. Ayrıca burada aylık bir 100 bin lira gibi bir gelirimiz olur. Tabii. Borcu, kendi borcunu ödedikten sonra. Yani. Allah bin bereket versin. Biz bununla bütün işlemi bitirdik. İnşallah. Sayın Başkan, altın araziniz var mıydı oralarda? Var. Burada başçama aşağıdan buraya hibe aldık. Hibe arazi aldık. Tabii hibe aldık. Buraya para vermedik. Başçama aşağıdan burayı da hibe olaraktan aldık. Burayı yapacağız inşallah. Onu da inşallah. Resmi prosedürler tamamen bitti. Bitti. Çünkü sadece, en çok süreci o resmi prosedür bunun alıyor. He, onun sadece şey kaldı artık. Parası hazırlanıp. Biliyorsunuz bir de bunda devlet desteği var. Önce bu ödeniyor, sonra ileride inşallah bize o destek bazında paramız da geri gelme ihtimali çok fazla. Keşke yenilenebilir enerji çünkü bunlara. Keşke bütün bedenin böyle proje olsa ülkemizin de ihtiyacı var enerjiye. Kesinlikle. Çünkü. Türkiye artık dışa bağımlılıktan kurtulması lazım. Enerjiden, doğalgazdan. Hem işte belediyelere bir kaynak. Hem kaynak hem gelir. Hem bunun akabinde de... Mesela buradan gelen parayı diyorsunuz ki yaşlı bakım evi. Yani, bunu yaptıktan sonra bunun gelen parasını başka bir şeye yine başka soracak. Başka bir şeye, evet. Peki Sayın Başkanım, yaşlı bakım evi aşevi projesinde belediye bünyesinde mi olacak bu? Evet, onu belediye bünyesinde yapacağım. Aşevini özellikle bizim ilçemizde yaşlı nüfus fazla. Parası var ama yemeğini yapamıyor. Evet, parası var hiçbir şeysini yapamayan da var. Çocukları dışarıda okuyan insanlarımız var. Bunlara böyle aşevini yapıp onların akşamları sıcak yemeklerini vermek kadar mutluluk verecek hiçbir şey yok bence. Benim ilçemde hakikaten de ben yaşlı insanlara sahip çıkan bir insan. Her gün onların yanına onları ziyaret ederim. Çoğunlukla da gezerim Başmakçı'da onları. Özellikle yaşlı kesimi ziyaret ederim. Kapısını tıklarım. Size bir enteresan bir şey anlatayım. Bilmiyorum daha önce anlattım İsmail Bey. Bir tane nenenin yanına gittim, oturduk, sohbet ediyoruz. O nenemiz de ekmek satıyor. Evinin dışında ekmek şey var, oradan ekmek satıyor. Dedim ki, ana niye satıyorsun ekmek dedim. Ben sana ekmek alırım dedim, ihtiyacımı görürüm dedim. Dedi ki, oğlum dedi, benim buradaki para değil dedi. Sabah dedi, herkes geliyor camımı tıklıyor ya dedi. Ekmeğini alıyor, bana parasını getiriyor, bırakıyor gidiyor dedi. Allah etmesin dedi. Ben bunu yapmasam dedi. Çocuklarım hep dışarıda, torunlar dışarıda. Ölüp kalsam dedi. Kapımı kim çalacak dedi. Öldüğümü kim bilecek dedi. Evet böyle yaşlı insanlarımız var ilçemizde. Belli çok olarak, temiz duygulu böyle. Sosyal proje içerisinde evet. Bunu yapacaksınız. Güneş enerji sisteminde her türlü onayınız çıktı. Evet. Sadece seçim bitmesi bekleniyor. Seçim sonrasından o da İller Bankası'nın aldığı kararla. Çünkü açmış olsaydı belki Şubat'ta, Mart'ta belki de buna başlanmış olacaktı. Bir de antiparantez açalım orada. Biliyorsunuz Başmakçı'da il özel idaremizce ruhsatı alınan bizim Akpınar köyünün altında termal su, sıcak su aramanın ruhsatı alındı. 2018'in 5. ayında yaklaşık herhalde. Biz de onlara vakıfız o zamanki
ilgilenen mesuliyeti arkadaşlarla konuştuğumuzda, şimdi onun da sıcak su araması da yapılacak büyük bir ihtimalle. İnşallah oradan sıcak su da çıkar. Jeotermalde Acıgöl'ün o mıntıkada sıcak su da çıkabilir belki. Başkanım, biyogaze getiriyorsun, güneş enerji, evet. Jeotermal. Jeotermal biz şey değil, bizden yine balığa para çıkmayacak. İlezöl daireden, o bizde ilgisi yok. Salih Sel Başkanım'a buradan yine teşekkür ederim. Bana kapalı spor salonunda onlar Allah bin kere razı olsun. İlçemizin kapalı spor salonu sorunu da bitiyor. Nereye yapılıyor Sayın Başkan bu? Bizim şehir stadyumumuzun hemen okula giden yol var. Yolu ayırıyor İsmail Bey. Sağ tarafında şehir stadyumumuzun. Karşı tarafına geliyor. Yakın bir yerinde yani gene. İşte 50 metrelik bir şey mesafe. İlgilenen meclisi yapıyor değil mi burayı? Tabii il özel idareci yapıyor. İl özel idareci yapıyor burası. Peki buraya zaman başlıyor Sayın Başkan? İhalesi bitti. O da bitti. Tabii. Hazır bu da. Bu da hazır. Artık onun inşaatı da inşallah kısa zamanda da onu bitirilecek inşallah. Buradan ben Sayın Kaymakamımıza da teşekkürlerimi sunayım. Sayın Kaymakamım da yeni gelmesine rağmen bizden fazla ilçemize gayret eden bir kaymakamımız. Ben böyle olduğundan da mutluluk duyuyorum. Gerçi biz benim dönemimde gelen hiçbir kaymakamla biz ters düşmedik. Her kaymakamımızla çalıştık. Devlet adamına zaten ters düşmek evet. Diye bir şey. Yani o değil yani şey olaraktan yani biz hiçbir zaman siyasi arenaya hiçbir şey çevirmedik. İlçemize gelecek her şeyde devlet erkanının her zaman yanındayız. Peki Sayın Başkanım, bir tarafta yaşlı bakım evi aşevi, bir tarafta da çocuklar için kreş. Kreş, evet. O zaman evet. Başmaktan iki nüfusu var genel. Evet. Bir kreş. Ama kreş diyorum. Küçük nüfus, bir de yaşlı. Bir de yaşlı nüfus var. Evet İsmail Bey. Yaşlı nüfus daha fazla. Orta nüfus şehir dışında bizde. Evet, bizim ilçemizden bugün işte Denizli'de olsun, Isparta'da olsun, efendime söyleyeyim, diğer bayağı bir illerde dağınık bir nüfusumuz var. Yani bayağı bir göç vermiş. Tabii göç vermiş. Tabii istihdam şu 3-5 yıl bu tarafa istihdam biraz da artmaya başladı. Şimdi o zaman kümes hayvancılığı biliyorsunuz 100 bin, 50 bin, 10 bin, 5 binlik hayvancılık daha vardı. İşte kendileri bugün kümes hayvancılığında 500 bin, 1 milyon işte 300 bin. Önce aile sektörüyken şu anda şimdi artık devasa evet, bir sektör. Evet, devasa bir sektör haline geliyor. Tabii bu da olması gerekiyor. Başmakçının istihdam kaynağı o. Hayvancılık, kanatlı hayvan. Bugün kanatlı hayvan Allah göstermesin. Yani bu sektörde bir şey olsa başmakçı hakikaten çok büyük yani istihdam tehlikesine giren bir ilçe olur. Ama başkanım öyle bir şey Allah ağzımızdan bile geçirmeyelim. Yani dilimizden yani, bile çıkarmayalım. Kreş projesi nerede Sayın Başkan? Efendim kreş projesinin yerini de tespit ettik ama bunu daha açıklamayacağız. Bu projemiz var. Bu projemiz. Yani 5 yıl içinde bu da yapılacak evet, bu projeler içinde. Bunun yeri de belli bizce. Yani kendimiz belirli bir şeyini ilerledik bununla ilgili. Ama tabii bunu şimdi açıklamayalım yerini. Peki Sayın Başkan, şimdi aşağı yukarı belediyenin yapacağı düğün projesi sanayi. Evet. Yaşlı bakım evi 2. Güneş enerjisini ben belediyenin bir şey olarak görmüyorum. Çünkü evet, kendi parasını zaten artık. Evet. Para da kazandırıyor. Sayın Başkan, bunları yapabilecek bütçeniz var mı? Sadece bir hadi yaşlı bakım evini güneş enerjisiyle yapacaksınız. Evet. Bunlar yani bugün işte bir düğün salonu. Düğün salonu çok amaçlı yapacağız İsmail Bey. 6 dükkan olacak. Yani çünkü ben de muhalif bir başmakçı olarak sorayım size şimdi. Evet. O gözle konuşayım ben size. Şimdi İsmail Bey düğün salonundaki şunu uygulayacağız inşallah. Yani bunlara sizler de şahit olacaksınız. Düğün salonu 3 katlı bir bina kafamızda tasarladığımız olay. Alt katlar dükkan şeklinde olacak. Oradan bir getiri. Yani satacak mısınız yoksa kiraya mı vereceksiniz? Yani büyük bir ihtimalle yapsat yaparız onları, dükkanları. Çünkü kaynak oluşturmak lazım. Tabii. O kaynaksız bir yere varamaz. Yani bu ticaretin ufak lüanslarını burada uygulayacağız. Hem belediye peki şu hem vatandaş. Çoğu yerlerde var Sayın Başkan bu tür söylenler. Belediyenin malını satıyor. Sen yapmadan sattı diye söyledi çıkar mı bu sefer? Yok hayır. Şimdi belediyenin malı değil şu anda. Şu anda değil daha. Hiçbir şey yok. Bunu yapmak için ne yapman gerekiyor? Ben belediyeden... Ya paran olacak ya da yapsatlı iş yapacaksın. Ya yapsat yapacaksın. Ben belediyeden 5 yıllık dönemimde bir tane çöp satmadım bugüne kadar. Hiçbir belediye personelimin maaşını bir gün aksatmadım. Bu kadar işe rağmen.
bu kadar yapılanlara rağmen üst yapımı yapmışız. İsmail Bey bizim yaptığımız üst yapıdır, araçtadır. Şunları yapar zaten. Yani bana bunları sorarken, yani onları bir bizim yapılanları hesaplayacaksın kafanda. Peki Sayın Başkanım. Ondan sonra soracaksın, diyeceksin ki ulan nasıl oluyor? Aa bak bunlarla bu yapılır diyecek. Altyapıyı bitirdi Sayın Başkan, parke taşları düşüyor. Ama şu anda da elektrik kablolarını toprak altına. Evet, toprak altına alıyoruz. Yine bir inşaat işine giriyorsun. Kesinlikle. Ama büyük devasa, yani, bir devasa bir inşaat değil sadece. Ama harika bir şey olacak İsmail Bey. Artık böyle her tarafta teller, işte direkler, işte gök kirlilik. Tamamen şehirde o kirlilik kaybolacak. Her şeyden önce o EDAŞ oradaki açtığı yarayı kendi kapatacak. Bana parasını verecek belediye. Ben o parayla onun üstünü yapılabilecek en güzelini yaparım. Peki Sayın Başkan, size gelen eleştirilerde neler var mesela? İşte işçiyi eleştiriyorlardı. İşte az önce açıkladım size. İşte 30 milyon borcu diyorlardı. Az önce işte onun da belgesi. Siz de az önce gösterdim. İller Bankası'ndan imzalı kaşeli her şeyi getirdim. Bize başka eleştirilecek bir şeyimiz kalmadı. Mesela burada oğlan 6 milyon borçlu, 2 milyonu su kapı zaten yanlış hatırlamıyorsam. 2,5 milyon, 2,5 milyon su kapı, evet. Su kapı. Diğeri de yapılan altyapı. Kanalizasyon da var içinde. Kanalizasyon da var. 2,5 da kanalizasyon. Başmakçı Belediyesi geliri ilk kez giderinden fazla oldu bu sene. Ek bütçe yaptık. Paranız fazla geldi. Yani geldi. Bereketli ol diyelim. Kimseye bir şey demiyoruz da yani bu sene öyle bir şey oldu. Allah bin bereket versin. Ne verirsen elinle o da gider seninle felsefesiyle. Festival yapıyoruz. Cebimizden para harcamıyoruz. Şeyden, kasamızdan. Onlar devam edecek yine. Sevgili Sagun. Evet. Onlara o şeyleri yazmıyoruz. Peki Sayın Başkan, kapalı spor salonunu konuştuk zaten. Geçmişe gidelim Sayın Başkan biraz daha. Çünkü bugün seçim saatine gittiğiniz zaman... Doğru daha... Ne var Sayın Başkan? Bir saniye. Kapalı spor salonu projemizin akabinde spor kompleksi projemiz var. Sayın Başkan, bunları yaptığınız zaman zaten şu da mı düşünüyorsunuz? Bu tür yapılan... Mesela Afyonkarahisar merkezi odur. Mesela otogar yapılırken yanında hiçbir şey yoktu. Evet. Şu anda devasa bir yerleşim merkezi oldu. Evet. Ve Afyon genişledi, nefes aldı. Şehir içinden sıkışıklığı giderdi. Yeni cazibe alanı oluşturdu. Evet. Bunlar yapıldığı zaman da başmakta yeni cazibe alanları oluşturdu. Kendinden oluşacak. Evet, öyle değil mi Sayın Başkan? Kendinden oluşuyor artık. Evet, Çağlayan mahallemizde özellikle bu spor kompleksinle ilgili biz projeyi hazırladık. Bunu gene hibe şeklinde bir yere başvurduk. Spor kompleksini biliyorsunuz, spor kompleksinin içinde yüzme havuzları dahi var. Tamamen fitness salonlarıyla her şeysine dahil bir şey, kompleks bu. Peki Sayın Başkan, ilk önce hangi projeye başlayacaksınız? Benim ilk önce düğün salonu. İlk önceliğiniz düğün salonu? Tabii tabii, düğün salonu. Yani eğer spor kompleksi bunu başvurduğumuz yer onayı çabuk alırsak, o zaman bunu da tabii hemen buna dönerim önce. Spor kompleksine. Çünkü orada yine kısmi olarak zaten yaz günleri... Evet, dışarılarda da olabiliyor. Ama şunu onaylattırırsam İsmail Bey, ilk işim bu. Akadan da yazım, yani gençlerimiz artık şeye gelsin ya. Kahve köşelerine, internet başlarından kalksınlar artık, havuz olsun. Havuz deyip geçmeyelim yani, büyük insanlar da istiyor. Ya Sayın Başkan, Dazkır'ı bir yapmış. Evet. Yani herkes hafta sonları özellikle, bir gün bayanları, bir gün erkeklere gibi yapılmış. Evet. Muhteşem bir şekilde ilçe halkı oralarda... Şey alıyor yani, evet. Orada kendini hayat buluyor oralarda. Yani bunlar bunu yapacağız ama bunu en büyük hayalim bunu. Öğrencilere de söylüyorum devamlı. Küçük Sayın Başkan. Bu benim hayalim yalnız. Spor kompleks. Hayalde kalmayacak değil mi Sayın Başkan? Hayalim derken şöyle şu manada diyorum size onu. Benim özellikle yapmak istediğim şey bunu, bu. Özellikle yapmayı düşündüğüm şey bu. Bu artık yani gençlerimize, orta yaş grubunun rahatça gidip spor kompleksinde zaman geçirebilmesi. Beşten sonra. İşte evde işte ne bileyim ev hanımı olan, işe gitmeyen insanların rahatça burada gelebilmesi. Sayın Başkan, bu komple bunlar projenin tamamı bir fotoğraf karesine girdiği zaman
Mesela her zaman mesela daha önce yaptığımız programlarda sizde başmak çalkından gelen sorular genelde şey üzerine oldu, üniversite üzerine evet, oldu. Evet. Bu fotoğrafta puzzle tamamlandığı zaman, bir bütün olduğu zaman üniversite kendiliğinden bir cazibe... Tabii. O bölge artık tamamen şey oluyor, okul bölgesi oluyor. Çünkü öğrenci gelirken orada, bakıyor. Anadolu Lisesi orada, üniversite binamız orada. Spor kompleksimiz orada, kapalı spor salonu orada, büyük belediye parkı orada. Yani ister istemez öğrenciler bakacak başmakçı. Tabii. Bunları gördüğü zaman tercih ediyor. Sonuçta evet. Öğrenci bakıyor, başmakçıya gideceğim diyor. Yok bir şey, ne yapayım ben orada diyor. Düne kadar artık başmakçıda kalabileceğim bir otel yoktu biliyorsunuz İsmail Bey. Şimdi apartımız var artık. TKT'den şeyden yapılan, devlet desteğinde yapılan. Bizim kendi belediye meclisiyem, Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Sayın Nevzat Tezcan. Bizim bu eksiğimiz de giderdi. İlçemizin eksiğiydi bu. Artık ilçeye dışarıdan gelen insanlar ilçemizde ikamet kalabilecek. Barınabilecek apartları var artık. Peki Sayın Başkan, bunlar yapıldığı zaman belki geriye göçler de başlayacak. Mutlaka. Mesela bu biyogaz tesisi ve sera istihdamı genişletecek. Şimdi hem o ilçemize geri dönüşler de şöyle başlayacak. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın TOKİ ile ilgili bir açıklaması vardı. Bizim ilçemizde de TOKİ ile ilgili biz yerini hazırladık, verdik TOKİ'ye. Yer hazır. Sadece fiyatların yüksek olduğundan dolayı ilçemiz... Zaten yatırımları biraz durdurdular evet. 2019'da. Çok erzem olmayan yatırımların haricinde evet. Yatırıma girilmedi Türkiye'de bu sene. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın onu açıklamasından dolayı büyük bir ihtimalle biz bu 100 kişilik TOKİ konutunu inşallah başmakçıya bu dönemde yaparız. Bunu yaptığımızda bizdeki, ilçedeki en büyük sıkıntılarımız konut sorunuydu bizim. Şimdi kısmen başladı artık konutları yapmak. İşte ufak tefek giriş çıkışlarda yeni konutlar yapılıyor artık. Ferdi insanlığa yapmaya başladı. Tabii bunlar yapıldıkça ilçenin hem görüntüsü, fiziken görüntüsü de artık değişmeye başladı. Ben buradan açıkça şunu da söylüyorum. Tekrardan seçildiğimizde ilçenin girişindeki eski yıkılacak gibi olan duvarları komple temizleyeceğiz. Artık başmakçı ilçeye girdiğini bir hissedecek insanlar. Modern bir giriş olacak. Modern yani. Bir giriş olacak artık. Biz yani altyapılar bitti. Onlar basit işler biliyor musun İsmail Bey? Aman başkanım, altyapı nasıl basit bir iş? Yok şeyler de altyapıdan sonrası işte o şey yani duvarları. Çünkü altyapıyı bitirdikten sonra üstü artık. Üstü orla basit. Sizin üstünüz kalmış şu anda artık. Evet. Biz artık aksesuarına başlayacağız. Aksesuarında bunların gereğini yapacağız artık. Peki Sayın Başkanım, siz bu yaklaşık 18 günlük bir günümüz var seçime. Bu süre zarfında sizde sık sık programlarımız olacak. Bu programımızın son dakikalarına geldik Sayın Başkan. Neler diyeceksiniz başmakçılara? Sevgili hemşehrilerime özellikle buradan gene saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizler 5 yıllık dönemimizde sizlere en iyi, layık olabilecek şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Daha da bizlere eğer tekrardan 31 Mart mahalli liderler seçiminde bizleri tekrardan göreve getirirseniz sizlere daha güzelini, daha iyisini, daha iyi şekilde çalışmayı buradan sizlere vaat ediyoruz. Ekibimizle beraber, ekibimiz de güçlü. Biz biriz, beraberiz her zaman dediğim gibi. Birlikte karar verip birlikte yola çıkalım ve birlikte de ilçemizin en güzel hizmetlerini yapalım diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Yani programımızda hiç diğer partilere atıfta bulunmadan sadece yaptıklarınızı evet. Ve yapacaklarınızı söylediniz. İnşallah başmakçı da seçim sonuna kadar da bu şekilde gider. Tüm adaylar... Ben kesinlikle öyleyim İsmail Bey. Burada bir antiparantez iki kelime daha kullanayım. Saatinizi ne zaman geçti ben de anlamadım. Bir yani saati doldurdum. Bir saat diyorum. Herhalde bu yarım saat falan mı oldu bilmiyorum nasıl ettik de. Şimdi ben hiç kimseyi eleştirmiyorum. Neden eleştirmiyorum? Ben yapacaklarımı anlatıyorum, yaptıklarımı anlatıyorum. Çünkü eleştirilecek bir şey yok ki. Ben niye eleştireyim ki insanları? Ben ona çamur at, buna çamur at, şuna şunu diyor. Öyle bir şey yok bende. Yani seçim süresince benim ağzımdan kimse kötü söz duyamaz. Takdir milletin. Söz milletin. Her zaman ben bunu derim. Hiçbir zaman. Liderimizin dediği gibi biz saygı ve sevgi çerçevesinde
adaylığımız süresince inşallah 31 Mart gecesine kadar bu şekildeyiz. Hep tebessüm eden güler yüzlüğümüzle herkesin yanında olacağız. İnşallah söz ve mühür sevgili başmakçılar da bizler tekrardan seçerlerse biz de başmakçıya yapabilecek en güzel hizmetleri yapmaya bugünden gene talibiz. Peki hepinize teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki programımızda daha değişik konularımız olacak. Başmakçıları doyuracağız program süresince ve seçime kadar yaklaşık iki kez daha sizle programa çıkacağız. Evet. Orada neler olduğunu, başmakçıların neden size oy vermesi gerektiğini onlara ifade edeceksiniz Sayın Başkan. İnşallah. Efendim seçime doğru bu akşam konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Başmakçı Belediye Başkanı ve aynı zamanda adayı Sayın Ayhan Gönül ile birlikteydik. Başmakçılara 5 yıllık süreçte neler yaptığını kısmı olarak bu programda anlatabildik. Ve neler yapacaklarını da kısmisini anlattı yine. İlerleyen programlarda başmakçılara yine yaptıklarını ve neler yapacaklarını, nasıl yapacaklarını Sayın Gönül'den aktaracağız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Başka bir seçime doğru programda buluşmak üzere iyi akşamlar diliyoruz.